Merhaba arkadaşlar. Yavru tavşana hangi aşıları yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Önce şunu söyleyelim. Tavşanların inaktif 3 tane aşıları var. Ama e, ithalatı Türkiye'de yasak. Türkiye'de yasak olduğu için e, biz bu aşıları yapamıyoruz. E, aşılardan bir tanesi e, kuduz aşısı. E kuduz aşısını da bizim arkadaşlar yapmıyor. Çok da bir gereği yok zaten. Yargın bir kuduz vakası falan da yok. Ee, diğer tavşanlar için özel olan iki inaktif aşı. E, onlar ithalatı yasak olduğu için getirilmiyor. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, bu iki aşı var. Yani kuduz aşısından sonraki diğer iki aşı var. E, i̇thalatına izin verilmese de e, turist olarak gelenlere izin veriliyormuş. E, Kıbrıs'tan getirten arkadaşlar var. Yurt dışından yine getiren arkadaşlar duydum. Peki yavru tavşanlarımıza biz ne aşıları yapıyoruz? Yavru tavşanlarımıza koruyucu ve güçlendirici iğneler yapılıyor. Biz bunlara aşı ismini veriyoruz. E, aşı ne zaman başlıyor? Aşılara tavşan annenin altındayken, yani daha süt emerken e, başlıyoruz. 300 gram'a ulaşınca ilk aşımız var. İlk aşımız e, Yeldiv. E, i̇kinci aşımız ondan hemen bir hafta sonra Ademin var. Ve anneden 45 gün olunca ayıracağımızı düşünüyoruz. E, anneden ayırmadan 5 gün önce yani 40 günlükken de e, iç dış parazit iğnemizi var. Ivermectin e, marka olarak da bizim kullandığımız Avromek Fak var. Bunlardan 0,2 cc e, Zelanda tavşanımızı aşılıyoruz. Tavşanımız e, 300 grama ulaştı. Peki sizin tavşanınız ne zaman Zelanda tavşanından bahsediyorum. Ne zaman 300 grama ulaşır? Bu e, annenin bakımına göre veya yavru sayısının azlığına göre buna göre değişecektir arkadaşlar. 300 gramlık anne altından aldığımız e, bir tavşanımız İlk aşımızı gösterelim. İlk aşımız yeldiv. 0.2cc yapıyoruz. Diğer aşıları da 0.2cc yapıyoruz. Korkma, korkma, sakin ol biraz. Evet. Arkadaşlar çocuklar için kullanılan şu siyah uçlu ve iki buçuk cclik olan iğneden tercih ederseniz, e, bunlar çocuklar için yapıldığı için enjeksiyonu e, iğnesi biraz daha ince ve yavrunun canını daha az acıtıyor. Evet, e, iğnemiz hazır. Ben şimdi iğne yapmayacağım için kapağını takıyorum. Nasıl yapıldığını gösterelim. Evet yavrumuzu aldık. Evet. Sırtını tutuyoruz. Şöyle yavaş 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 sırt derisini tutuyorsunuz. Evet sırt derisini güçlü bir şekilde tuttuk. İğnemizi iki parmağımızın arasından gösterelim. İki parmağımızın arasından bir santim kadar sokuyoruz. Daha sonra iğnemizi yapıyoruz. 0.2 cc zaten bir damla kadar bir şey. Yavrumuzun da çok canını acıtmayacaktır. Ee, yeldif iğnemizi tavşanımız 300 gram olunca yaptık. Bir hafta sonra mesela siz 15 günlükken yaptıysanız 15 gün 20 gün arası yaptıysanız 15 gün diyelim. Bir hafta sonra 0,2 cc ademin yapıyoruz. Ve 40 günlük olunca da 0,2 cc avromek yapıyoruz. Bunlar arasında e, hayvanın canını biraz acıtan avromek vardır. Avromek iğnenin kendisi hayvanın canını biraz acıtır. Hayvan şöyle bir 5 dakika kadar e, ciyaklar. E, yalnız her yaptığımız hayvan ciyaklamıyor. Bazı hayvanlarda e, bu acı bu sıkıntı olmuyor. E, yavru tavşanlarımızın aşıları aşı dediğimiz iğnelerimiz 3 tane ve bu kadar. Aşıladığımız hayvanlar daha sağlıklı oluyorlar, daha hızlı kilo alıyorlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.